Merhabalar arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için örneklerime, anlatımlarıma, videolarıma devam ediyorum. Bugün de Bülbül Tükürüğü yapımını paylaşacağım. Beni takip ediyorsanız daha önceden zürafa yapımını, sinek kanadı, pırpır yapımını görmüşsünüzdür. Hemen başlıyorum. Bülbül tükürüğümüz böyle oluyor. Bir tane zürafa yapıyorum. Böyle. Zürafamın içine geri dönüyorum. Tepesine bir düğüm atıyorum. Bunu sinek kanadı yaparken aynı şeyi pırpıra yapıyorduk. Pırpır yapıyorduk. Tepesine çıkıp bir düğüm atıp dibine iniyorduk. Bunda da bülbül tükürüğünde de bir tane zürafa yapıyoruz. Tepesine çıkıp bir düğüm atıp biraz ilerisine iniyoruz hemen. Bülbül tükürüğü yapımı da bu kadar arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Bir tane zürafa. Tepesine çıkıp bir düğüm attım. Ve ilerisine indim. Bu aşağı inerken ipimizi çok çekmeyelim. Şöyle bakın. Şöyle çekerseniz bakın hiç hoş görüntü oluşmuyor. Biraz daha seyrek bırakırsanız şöyle. Hemen düğümümü açayım şuradan sıkıştırmamıştım. Biraz daha seyrek bırakırsanız daha güzel görünüyor. Tabi zevkinize kalmış. Siz sıkı sıkı inmek isterseniz sizin bileceğiniz şey. Bülbül tükürüğümüz de bu şekilde yapılıyor. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin hanımlar.